Evet değerli arkadaşlar, limit ve türev konusunun çok iyi anlaşılabilmesi için ve bu konularda çıkabilecek soruları çözebilmeniz için bu dersimizde sadece 3 soru çözeceğim arkadaşlar. Evet, birinci sorumuzla başlıyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle eksi bir noktasında limit var mı yok mu? Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi fonksiyonumuz bakın bu tarafta tanımlı değil. Yani eksi 2'nin bir karşılığı yok, eksi 3'ün bir karşılığı yok. Sadece grafiğimiz ne var? Burada eksi 1'den başlamış ve devam etmiş gördüğünüz gibi. Onun için bizim sol tarafa bakmamıza gerek yok. Çünkü eksi 1'in biliyorsunuz arkadaşlar sol tarafı ne taraf? Bu taraf. Peki sağ tarafı ne taraftı? Bu taraf arkadaşlar. Peki sağ taraftan ben ne yapacağım? Bakmaya başlayacağım. Şimdi buradayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y değeri burası. Biraz daha eksi 1'e yaklaşmaya çalışıyorum. Limit yaklaşma demek. Y'si bakın buradaydı önce şimdi buraya geldi. Bir adım daha yaklaştığım zaman arkadaşlar nereye yaklaştı? 1'e. Veya şöyle de yorumlayabiliriz. Tam şu eksi 1'in olduğu yere bir duvar kabul edin arkadaşlar. Ben buradan sağ taraftan ne yapacağım? Eksi 1'e doğru gelmeye çalışacağım. Peki arkadaşlar bak grafik üzerinden geleyim. Eksi 1'e gelin. Hop tosladığım yer arkadaşlar. Bakın şuraya kadar geldim. Buranın y'si ne? 1. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun limit değeri yani eksi 1'in sağ limiti diyoruz. Üzerine artı yazıyoruz arkadaşlar. Bunun değeri neymiş? 1'miş. Peki hocam limitin olması için sağ ve sol limitler olacak ve bunlar eşit olması gerekiyordu. Ama burada sol tarafta tanımlı olmadığı için ona bakmaya gerek yok. Direkt şöyle yazabiliriz. X eksi 1'e giderken fx o da 1'dir arkadaşlar. Peki. Demek ki bu uç noktada neymiş? Limit varmış ve neymiş arkadaşlar? Değeri 1. Peki gelelim 1'e biz ne taraftan gidelim şimdi? Sağ taraftan. Bunun limitinin 1 olduğunu öğrendik. Eksi 1'deki limitimizin 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi 1'e sağ taraftan gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1'in olduğu yer neresi? Burası. Ben buraya bir duvarı ne yaptım? Gördüğünüz gibi çizmiş oldum. Peki ben bu grafik üzerinden sağ demek bu taraf arkadaşlar. Buraya geldiğimde tosladığım yer neresi? Nokta burası. Bakın y'si kaç? 2 arkadaşlar. O zaman ben buraya ne diyorum? 2 diyorum. Uzun uzun şöyle yapma, anlatmama artık gerek yok. Çünkü bir önceki videoda bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Arkadaşlar mesela ben buradayım. Bunun karşılığı bakın burada bir yerde. Biraz daha 1'e yaklaşınca burası. Biraz daha 1'e yaklaşınca yani sağ taraftan 1'e yaklaştığım zaman bunun y değeri nereye gitmiş oluyor gördüğünüz gibi? 2 olduğunu gördünüz. Şimdi sol taraf arkadaşlar. Peki sol tarafa ne yaptık arkadaşlar? Buraya bir tane duvarımızı evet yerleştirdik. Bakın şu tam uç olduğu yere. Ben şimdi buradan geldiğim zaman evet duvara tosladığım yer burası. O zaman bunun limiti nedir arkadaşlar? 3. Gördüğünüz gibi ben 1'e sol taraftan geliyorum. Bakın şu noktanın karşılığı şurası. Biraz daha yaklaştığım zaman arkadaşlar bunun karşılığı neresi? 3. Bakın. Önce buradaydı, sonra burada. Yani ben kime yaklaştım? 3'e yaklaştım. Demek ki 1'e sol taraftan gittiğimiz zaman o da nedir arkadaşlar? 3 çıkmış oldu. Sağ taraftan geldiğimizde limit neydi arkadaşlar? 2. Sol taraftan geldiğimiz zaman limit 3. Ne demiştik? Şöyle demiştik. Bir duvar örelim. Şuradaki duvarımız bu olsun arkadaşlar. Bunun üzerinden geldiğimde tosladığım yer burası. Limiti 2 diyorum. Duvarı bu tarafa aldım. Şimdi bunun üzerinden gittim. Evet, duvara tosladığım yer burası olduğu için nedir arkadaşlar bunun limiti de 3 olduğunu söylemiştik. Peki. Arkadaşlar, peki şöyle diyelim. 1'in sağ tarafındaki limit 2 idi, sol tarafındaki limit 3'tü. Ne diyeceğiz? Sağ ve sol limitler eşit olmadığı için arkadaşlar limit yok. Nerede limit yok? Arkadaşlar bir noktasında limit yok. Yani şöyle diyoruz. Limit x nereye giderken 1'e giderken fx neymiş arkadaşlar? Yokmuş. Bir noktasında limitimiz yok. Çok güzel. Peki buraya bir noktasında limit ne dedik? Yok dedik. Diğer noktalara bakalım arkadaşlar. Şimdi nereye gelelim? 2'ye gelelim. Arkadaşlar bakın bu 2 noktasında limit var. Ve kaç arkadaşlar? 3. Neden hocam? Ya arkadaşlar kısa öz bir şekilde siz 2'nin sağ tarafındasınız. Ve 2'ye çok çok yaklaştığınızı düşünüyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde bunun y'si nereye gösteriyor? Bakın 3'ü gösteriyor. O zaman biz buraya ne diyebiliriz? 3 diyebiliriz. Hocam 2'nin
sağ tarafı 3'e gitti. Sol tarafı, sol tarafı da bakın yine nereye gitmiş oluyor? O da 3'e gitmiş oldu. Peki 2 noktasındaki limitimiz kaç arkadaşlar? 3. Hocam bir de 3 noktasına bakalım. Bakın 3 noktasındaki limit arkadaşlar, değerine bakıyorum. 3'ün sağ tarafı yukarıya çıktım. Nereye gösteriyor? 4'ü arkadaşlar. Peki sol tarafı nereyi gösteriyor? Sol tarafta da çıktık. O da 4'ü gösteriyor arkadaşlar. Demek sağ ve sol limitler eşit. Zaten arkadaşlar bakın, eğer böyle grafik devam ediyorsa şu noktada özellikle ve şu noktada bakın. Bu 2'nin bir karşılığı var, 3. Doğru mu? Peki grafik aynı zamanda sürekli. O zaman burada ne diyoruz değerli arkadaşlar? Limit var ve kaç? 3. Buranın limiti kaç? 4. Tamam, çok güzel. Şimdi bakın şuraya bakıyoruz. 4'ün limiti nedir arkadaşlar? O da 3'tür. Onu da 3 yazdım bakın. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar bakın, siz buraya bir duvar ördüğünüzü düşünün. Şu taraftan geldiğinizde tosladığınız, duvara tosladığınız yer neresi? 3. Peki bu taraftan bu noktaya doğru geldiniz. 4'ün olduğu yere doğru geldiniz. Duvara tosladığınız yer neresi? Yine 3. O zaman ne diyoruz? 4 noktasında limitimiz kaç? 3 diyoruz. Hadi gelelim 5 noktasına. Artık siz 5 noktasındaki limitin ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, 1 olduğunu söyleyebilirsiniz. 6 noktasındaki sol limit. Arkadaşlar burada duvarımız şurası olsun. Bu grafik üzerinden bu tarafa doğru geldim. Bu noktaya ulaştığım yerin y'si kaç? 2. Tamam, sol taraf limiti 2. Peki duvarımız burası. Sağ taraftan 6'ya doğru geldim. Y'si nereyi gösteriyor? 2'yi gösteriyor. Ha arkadaşlar, 6 noktasında sol ve sağ limitler birbirine eşit olduğu için limit x nereye giderken 6'ya fx eşittir kaç diyoruz? 2 diyoruz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kısa bir özet. Bu uç noktada limit var ve kaç? 1. Sıfır noktasında limit var ve 2. Sadece arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorum. Nerelerde limit yok? Nerelerde limit yok? Grafik şu şekilde bakın. Grafiğin uçları birbirine değiyorsa arkadaşlar burada limit var. Hafif bir açıklık varsa yine limit var. Ama şöyle bir kayma varsa burada limit yok. Peki hadi limitin olmadığı yerleri gösterin hocam. Birincisi burada limit yok. Başka arkadaşlar diğer yerlerin hepsinde limit var. Bakın burada limit var, burada limit var, burada limit var, burada limit var, burada da limit var. Hafif böyle açık aralık önemli değil. Burada da limit var, şurada da limit var. Limitin tek olmadığı yer grafiğin uçlarını ne yaptığı yer? Kaydığı yer arkadaşlar. Burada limit yok. Peki bu sorumuzu geçiyorum arkadaşlar. İkinci bir soruyla devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu da güzel bir örnek. Şimdi başlıyoruz. Eksi 2, 4 aralığında kaç tam sayı değeri için limit vardır? Peki limitin olmadığı yerler neresi? Bakın şurada uçların birisi burası. Yani burası eksi 1 olsun arkadaşlar. Burası eksi 2 olsun. Bakın bu nereye gösteriyor? Eksi 2'yi gösteriyor. Şunun ucu nereye gösteriyor? Bakın şurası 1, şurası 2, şurası 3 olsun arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu noktada limit yok. Burada limit var. Burada limit var. Burada limit yok. Burada limit var. Bakın burada kopmuş, limit yok. Evet, diğer noktalarda ne var? Limit var. Peki nerelerde limit var? Hadi bir daha başlayalım. Eksi 2'de limit yok. Eksi 1'de limit var. Peki 0'da limit var mı? Evet, 0 noktasında da limit var. Gelelim 1'de limit yok. 2'de arkadaşlar limit var. 3'te limit yok. 4'te limit var. Peki bir daha söyleyelim. Şuraya bir tane ne yaptık? Duvarımızı çizdik. Şimdi arkadaşlar ben bu grafik üzerinden bakın eksi 2'ye doğru sağdan gelirsem y'si nereye gösterir? Eksi 2'yi. Peki bu taraftan geldiğim zaman bunun y'si nereye gösteriyor? Bir sağ limit, sol limit birbirine eşit değil ve burada limit yok arkadaşlar. Çok güzel. Peki hocam şu noktada limit var mı? Var. Neden? Sağ taraftan geliyorum. Bakın sıfırı gösteriyor. Sol taraftan geliyorum. Yine sıfırı gösteriyor. Burada limit var. Yani uçlar böyle birleşikse arkadaşlar, içi doluysa biz burada limit var diyoruz. Böyle hafif açık aralık varsa buralarda da limit var. Limitin tek olmadığı yer neresi? Burası. Bakın kırmızıyla göstereyim limitin olmadığı yer. Şurada limit yok arkadaşlar. Bir de nerede yok? Bakın şu uçları görüyor musun? Bir tanesi biri gösteriyor. Biri eksi 2'yi gösteriyor. Burada limit yok. Bir de nerede limit yok arkadaşlar? Şu noktada limit yok. Neden? Bakın şu uç 2'yi gösteriyor. Bu uç nereye gösteriyor? 3'ü gösteriyor. O zaman burada da limit yok.
Diğer arkadaşlar tüm noktalarda limit var. Mesela burada var, burada var, burada limit var. Peki. Ne dedik? Eksi 1 de var, 0 da var, 1 de yok, 2 de var ve 4'te limit var. Nerelerde tanımlı? Bak şimdi. Tanımlı olduğu yer eksi 2. Hangi tam sayı değerlerinde? Eksi 2 verdiğimde 2 çıkıyor. Ha, o zaman eksi 2 de tanımlı. Eksi 1 verdiğimde y'si 0. Burada tanımlı. Peki 0? 0'ın karşılığı yok. Orada tanımsız arkadaşlar. 1'in karşılığı var. O da ne? 2. O zaman 1'de de tanımlı. 2'nin karşılığı var. 2. Orada da tanımlı arkadaşlar. 3'te tanımsız. Çünkü 3'ün bir karşılığı yok. Geçtik. Peki 4'te tanımlı mı? Evet, 4'te de tanımlı. Eksi 2'nin karşılığı var 2, eksi 1'in karşılığı 0, 1'in karşılığı 2, 2'nin karşılığı 2, 3'ün karşılığı yok, 4'ün karşılığı evet 1. O zaman bu noktalarda tanımlı. Peki nerelerde süreklidir? Arkadaşlar bakın, süreklilik şu demek, limit x nereye giderken, bakın bir yerden başlayalım. Neresi olsun? 0 olsun. 0'a sol taraftan gidersek. Bir de sıfıra limit x nereye giderken? Nereye giderken arkadaşlar? Sıfıra sağdan giderken. Bu nereye gitti? Fx. Peki sıfırın sol tarafı nereye gösteriyor? Biri. Sağ tarafı nereye gösteriyor? Biri. Limit var mı? Var. Fakat bu neye eşit değil? F0 değerine eşit değil. Yani şu üçünün eşit olması gerekiyordu sürekli olması için. Üçü de eşit olmadığı için sürekli değil. Neden? Çünkü yolda bir kopma var arkadaşlar. Yolda kopma olmaması gerekiyordu. Şimdi siz buradan başladınız, geldiniz. E buraya nasıl geçeceksiniz? Bu yol bir kere sürekli bir yol değil. Nerede sürekli değil? Eksi 2'de sürekli değil. Peki burada eksi 2'de ne diyoruz arkadaşlar? Eksi 2'de süreksiz. Başka nerede süreksiz? Sıfırda süreksiz arkadaşlar. Birin olduğu yerde süreksiz. Bir de üçün olduğu yerde süreksiz. Arkadaşlar sürekli ne demekti? Siz bir yere gideceksiniz, yolda kopma olmaması gerekir. Bakın böyle başladınız, devam ettiniz. Bu yol sürekli. Hocam şu yol sürekli mi? Hayır, bu yol süreksiz. Peki hocam şöyle bir grafiğimiz var. Şöyle bir grafiğimiz var. Şurada sürekli mi? Hayır, burada da süreksiz. Peki sadece sürekli olduğu yer şöyle içi dolu olacak arkadaşlar. Ve elinizi kaldırmadan çiziyor olabilmeniz gerekir sürekli olabilmesi için. O zaman burada bir kopma var süreksiz, burada kopma var süreksiz, burada bir kopma var süreksiz, burada bir kopma var süreksiz. Ne dedik? Eksi 2, 0, 1 ve 3'te süreksiz. Peki nerelerde sürekli? Sürekli olduğu yerleri yazıyorum şimdi. Eksi 1'de süreklidir arkadaşlar. Peki başka? Başka 2'de süreklidir arkadaşlar. Mesela 4'te süreklidir. Çünkü bakın elinizi kaldırmadan buradan geçebiliyorsunuz. O zaman burası sürekli. Şuradan devam edip yolunuza devam edebiliyorsunuz. 2'nin olduğu yerde sürekli. Peki eksi 1'in olduğu yerde bak hareket geçebiliyorsunuz. Sürekli şeklinde yorumladık. Evet, bir başka soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi evet, gördüğünüz gibi eksi 1, 0, 6 aralığında kaç tam sayı değer için süreksizdir? Hadi süreksiz olduğu yerleri söyleyin arkadaşlar. Bir kere süreksiz olması için ne olması gerekiyordu? Arkadaşlar sağ limit, sol limit ve eksi 1'de tanımlı olması gerekiyordu. Ama eksi 1'de tanımlı değil gördüğünüz gibi. Siz böyle geldiniz buraya kadar, burada kaldınız. Bak buraya atlayabiliyor musunuz? Elinizi kaldırmadan çizebiliyor musunuz? Çizemiyor musunuz? Çizemediğiniz için o zaman eksi 1'de süreksizdir arkadaşlar. Başka bir de sıfırdan arkadaşlar. Bu grafik üzerinden devam ettiniz. Bu tarafa nasıl geçeceksiniz? Geçemiyorsunuz. Tamam, burada da süreksiz. 1'de süreksiz. 2'de süreksiz. 5'de süreksiz. Bir de 6'da ne arkadaşlar? Süreksiz. Çok güzel. Süreksiz olduğu yerleri söyledik. Eksi 1'de kopma var. Değil mi? Burada kopma var. Sıfırın olduğu yer zaten görüyorsunuz. Bir kopukluk var. 1'de, 2'de, 5'te ve 6'da kopma olduğu için buralarda süreksiz. Aralık kaç tam sayı değeri için tanımlıdır? Evet. Arkadaşlar eksi 1'de tanımlı değil. Çünkü eksi 1'in bir karşılığı yok. Tamam, burada tanımlı değil. Tanımsız yani. Sıfırda da tanımsız arkadaşlar. Çünkü sıfırın karşılığı yok. 1'de de tanımsız. Neden? Çünkü 1'in bir karşılığı yok. Ama 2'de tanımlı arkadaşlar. Neden? Çünkü 2 verdiğiniz zaman, fonksiyona 2 verdiğiniz zaman ne bulacaksınız arkadaşlar? 3 karşınızda bulacaksınız. O zaman tanımlı olmuş oluyor işte. Peki 3 verdiğinizde ne bulacaksınız arkadaşlar?
Bakın 3 verdiğinizde de karşınıza 3 geldiği için 3 noktasında da tanımla. 4 verdiğinizde 2 çıkacak. Demek ki 4 noktasında da tanımla. Devam ediyorum. 5'te tanımsız arkadaşlar. Bak 5'in karşılığı yok. Ama 6'da tanımla. Neden? Çünkü 6 verdiğinizde bakın ne buluyorsunuz? 3 buldunuz karşınızda. O zaman bu noktada tanımla. Bir daha söyleyelim. 2'nin karşılığı var. 3'ün karşılığı var. 6'nın bir karşılığı var. Evet, demek ki bu noktalarda neymiş arkadaşlar? Tanımlıymış. Peki anladık, kaç tanesi değeri için limit vardır? Ne demiştik arkadaşlar? Burada kesinlikle limit yok. Neden limit yok demiştik? Hadi bir daha söyleyelim. Şurada bir duvar ördünüz arkadaşlar. Sağ taraftan bu tarafa geldiğiniz zaman tosladığınız yer burası. Bunun y'si kaçı gösteriyor? 3'ü gösteriyor. Ama siz bu taraftan geldiğiniz zaman bunun ucu nereye gösteriyor? 1'i gösteriyor. O zaman burada limit yok. Neden? Çünkü sağ limit sol limite eşit değil. Güzel. Peki sıfırın olduğu yerde limit x nereye giderken arkadaşlar sıfıra sol taraftan önce bakalım. Bak şimdi siz sol taraftan baktığınız zaman sıfıra önce buradasınız. Bakın karşılığı şurası arkadaşlar. Biraz daha yaklaştınız karşılığı şurası. Biraz daha yaklaştınız arkadaşlar karşılığı burası. Ama çok yaklaştığınız zaman bakın nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor fonksiyon. O zaman tamam. Peki bir de şimdi sağ taraftan bakalım arkadaşlar sıfıra. Siz diyelim ki buradasınız karşılığı burada. Buradasınız karşılığı burada. Buradasınız karşılığı burada. Biraz daha yaklaştınız burada ama iyice yaklaştığınız zaman sıfıra nereye gidiyor? Eksi sonsuza gidiyor. Bakın limit x nereye giderken sıfıra sağ taraftan fx neymiş? Eksi sonsuz. Sağ limit sol limite eşit olmadığı için limit x nereye giderken sıfıra giderken fx ne diyoruz arkadaşlar? Yok diyoruz. Sıfırda da limitimiz yok. Çok güzel. Gelelim 1'e. Arkadaşlar bakın kısa ve öz. Burada limit var, burada limit var, burada limit var, burada limit var, burada limit var. Limitin olmadığı tek yer bakın şurası ve burası arkadaşlar. Bakın grafiğin uçları ne yapmış? Birbirinden böyle olsa limit var. Böyle olsa da limit var. Bak şöyle limit var. Böyle limit var ama böyle olursa limit yok arkadaşlar. O zaman limitin olmadığı iki yer var. Eksi 1'in olduğu yer, 0'ın olduğu yer, bir de 6'ın olduğu yerlerde limit yoktur. Peki. O zaman aranın kaç değeri için limit vardır? Limit var olan yerleri yazıyorduk. Arkadaşlar burada limit yok, burada limit yok. 1'de limit var. 2'de limit var. 3'de limit var. 4'de limit var. 5'de limit var. Ve 6'da limit yok. Tamam. Limitin olduğu yerleri bir gösterir misiniz hocam? Burada limit yok 1. Burada limit yok 2. Bir de arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şurada da limit yok. Limitin olmadığı 3 yeri ne yapmış olduk? Gösterdik değerli arkadaşlar. Evet. O zaman bir ufak bir not daha söyleyip dersimizi bitirelim. Bir fonksiyon bir noktada tanımsız ve o noktada süreksizdir arkadaşlar. Bir fonksiyon bir yerde neyse tanımsızsa kesinlikle süreksizdir. Bakın mesela 5'in karşılığı var mı? Yok. O zaman bu fonksiyon burada süreksiz denir arkadaşlar. Peki bu fonksiyonun burada limiti var mı? Var hocam. Peki tanımlı mı? Tanımlı. Ama tanım değeriyle limit değerleri birbirine eşit olmadığı için biz yine ne diyoruz değerli arkadaşlar? Burada süreksizdir. Ne demek istiyorum? Şöyle bir not yazıyorum bakın arkadaşlar 2 için. Limit x nereye giderken 2'ye giderken sağ taraftan fx bakın sağ taraftan bunun karşılığı bak ben buradayım y değeri burası. İyice 2'ye yaklaştığında bunun y'si nereye gösteriyor? 2'yi gösteriyor. Çok güzel. Limit x nereye giderken 2'ye sol taraftan fx. Şimdi sol taraf 2'nin solu bu taraf arkadaşlar y'si şurada. Biraz daha 2'ye yaklaştığım zaman gördüğünüz gibi biraz daha yukarıya çıkmış oldum. İyice 2'ye yaklaştığımda limit değerinin kaç olduğunu görüyorsunuz? 2. Peki arkadaşlar şöyle olması gerekiyordu. Bakın limit x nereye giderken 2'ye giderken sağ taraftan fx eşittir limit x nereye giderken 2'ye sol taraftan fx ve bu da f2'ye eşit olsaydı ne olacaktı? Sürekli olacak. Ama f2'ye eşit değil. Neden? F2'nin çünkü değeri kaç arkadaşlar? F2'nin değeri 3'tür. O zaman bu noktada süreksiz diyoruz arkadaşlar. Sürekli olabilmesi için ne gerekiyormuş? Sağ limit, sol limit ve F2'nin değeri birbirine eşit olması gerekirse olsaydı bu noktada sürekli olurdu. Demek ki arkadaşlar süreksiz olduğu yerler 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerde
süreksiz olduğunu görüyorsunuz. Hepinize başarılar dilerim.